Hunlar, milattan önce yaklaşık 3. yüzyılda Büyük Bozkır'da egemenlik kurmuş ve dünyanın kaderini belirlemede uzun süre etkili olmuş bir Türk topluluğudur. Etnik ve kültür tarihi ise daha eskilere dayanır. Hun dönemi tarih biliminde çok bilinen bir dönemdir. Ve Hunlar, Orta Asya'daki en tanınmış göçebelerdendir. Onlar Göçebe İmparatorluğunu kurdular. Mançurya'nın, yani Çin'in batısından, Çin'in Mançurya bölgesinden, Hazar Denizi'nin batısına kadar olan alan diye bakar biliriz Hunların yaşadıkları alana. O da çok geniş bir coğrafya. Böylece Hunlarla ilgili düzenli bilgiler, milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Çin kaynaklarında yer almaya başladı. Hun sözcüğü insan, halk anlamına gelir. Bugün bildiğimiz Hunca sözcükler çok sınırlıdır. Maalesef günümüze kadar herhangi bir Hun Türkçesinde metin ulaşmamış. Milattan önce 206 yılında Çin'de Han sülalesi iktidarı ele geçirerek güçlü bir merkezi hakimiyet kurdu. Yaklaşık aynı tarihlerde Hunların başına hükümdar Teoman'ın oğlu Mete Han geçti. Devletin Allah tarafından bahşedildiği, Türk hükümdarına verildiği şeklinde bir inanış vardır. Bunun en belirgin özelliğini Asya Hun hükümdarı Mete'nin unvanında görüyoruz. Ta milattan önceye dayanıyor bu. Tanrı Kutu Tanhu diye bir unvanı vardır orada. Yani Allah'ın kut verdiği kişi Mete diye bahsedilir. Mete Han, halkın sevdiği bir liderdi. Ve kendisi gibi askerleri de iyi savaşçılardı. Mete Han, emrindeki birlikleri eğitirken katı kurallar koydu ve bu kurallara uyarak örnek oldu. Savaşçılar hafif küçük plaklardan oluşan, yani levhalar diyebiliriz, küçük levhalardan oluşan zırhlı cinsler içindeydiler. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Hun ordusunun vurucu gücünü hafif süvarilerin oluşturduğunu saptayabiliyoruz. Savaşta elde edilen ganimet meselesi var bir de. Savaşta elde edilen ganimetin beşte birinin daha doğrusu üst düzeye gittiği, geriye kalan kısmının ise ganimet elde edilen esyere ait olduğu biliniyor. Bu orta çağa kadar bu sistem devam etmiştir. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde sanıyorum pençiyek sistemi diye hayattaydı. Bunun askeri teknik ve taktikleri Çin'e nazaran daha gelişmiş ve bölgesel koşullara göre düzenlenmişti. Çin ordusunda okçu süvariler yoktu. Bu durum hareket halindeyken ok atabilen Hun süvarileri karşısında ciddi bir zayıflıktı. Ayrıca Çin ordusunun başlıca muharip gücünü oluşturan savaş arabaları, Hunların daha hızlı ve çevik süvari birliklerine karşı direnemiyordu. Çin İmparatoru Sihi Huangti, Hun akınlarını engellemek üzere kuzey sınırlarını surlarla kapatmak için bir çözüm yolu buldu. Bu amaçla yerleşim bölgelerini çevreleyen surların sadece kuzey kısımlarını ayakta bırakacak şekilde diğer duvarlarını yıktırdı ve ayakta kalan kuzey duvarlarını birbirine bağlamak suretiyle Çin duvarını inşa ettirmeye başladı. Yapımı yüzyıllar süren bu duvar, kuzey saldırılarına karşı kesin bir sonuç getirmedi. Ne Hunları, ne Gök Türkleri, ne de Türk-Moğol ordularını durdurabildi. Marcellinus onun Avrupa'yı yerle bir ettiğini yazar. Thompson ise Attila'nın Roma kilise adamları ve iktidar için bir tanrı kırbacı olduğunu söyler. Ve şunu da rahat söyleyebiliriz ki Altaylar bölgesinden kuvvetle muhtemel Avrupa'nın en ücra Baltı'ya kadar, en ücra demeyin Baltı'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya hükmeden, hakimiyet altına alan Hunlar ve Attila'nın etkisi sadece dönemiyle alakalı siyasi ve sosyal ve askeri olmamıştır. Sadece savaşlar neticesi galip ve mağlup ilişkisi olmamıştır. Bugün
Avrupa dediğimiz Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si vesaire, bugünkü Avrupa dediğimiz coğrafyanın etnik oluşumu, etnik yapısı, coğrafi şekillenmesi, Hunların ilk görüldüğü anda başlayan birinci, ikinci kavimler göçünün, Hunların yol açtığı kavimler göçünün ve daha sonra Hun varlığının, Hun akınlarının bir sonucu şeklinde olmuştur. 20 Haziran 451 tarihinde Batı Romalı komutan Aetius önderliğindeki Karma Roma Barbar ordularıyla Attila önderliğindeki Hun orduları Paris yakınlarında karşı karşıya geldi. Dünyanın iki büyük gücü o dönem itibariyle Roma İmparatorluğu ile Büyük Yunan İmparatorluğu'nun, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun askerleri Katalon Ovası'nda karşı karşıya geldi ve bu çatışma 24 saat sürdü. Bu çatışmanın sonuçları ile ilgili tarih yazarlığında bir mutabakat sağlanmış değildir. Yani galip taraf kim? Roma mı? Attila ordusu mu? Ama yine de kaynaklardan saptanan bilgilere göre Roma'nın kayıpları daha büyüktü. Attila fazla zayiat vermeden ordusunu korumuş olmalı ki üzerinden bir yıl bile geçmeden İtalya seferine başladı. Roma'da ise kendisine karşı koyacak ordu yoktu. Bu sefer sonucunda Papa Leo Attila'nın ayağına geldi. Teslimiyet bildirerek Roma'ya dokunmamasını rica etti. Attila teslimiyet ifadesinin samimi olduğuna ikna oldu ve kendisine bağlandığını düşündüğü Roma'yı koruması altına aldı. Attila'nın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu hızla zayıflamaya başladı. Bu tarihten sonra Hun Devleti zamanla dağıldı ve devleti oluşturan boylar doğudan gelen yeni Türk boyları arasında eridi.